Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. 10. sınıf kimya 2. dönemi full tekrar ediyoruz arkadaşlar. Neler gördük neler yaptık hepsini bir baştan sona tekrar edeceğiz şimdi. Neler vardı peki konular olarak şöyle bir baştan göz atalım. Karışımlar ünitesi vardı. Asitler bazlar tuzlar ünitesi vardı ve kimya her yerde üniteleri vardı. Karışımlar ünitesinde neler yaptık peki? Karışımları sınıflandırdık. Homojen ve heterojen karışım olmak üzere Çözünme olayından bahsettik ve çözünme olayında gerçekleşen etkileşimler üzerine konuştuk. Derişimlerden bahsettik. Kütlece yüzde, hacimce yüzde, ppm gibi derişim birimleri üzerine durduk. Koligatif özellikler dedik. Kaynama ve erime noktası üzerine özellikle konuştuk ve ozmotik basınçtan bahsettik ve karışımların ayrıştırılmasına dair yöntemler üzerine konuştuk. Ardından asitler, bazlar, tuzlar ünitesine geçtik ve burada asit-baz özelliklerine genel olarak değindik indikatör ve pH kavramları üzerine konuştuk. Asit baz tepkimeleri yani nötralleşme tepkimeleri ve asitlerin bazların metallerle verdikleri tepkimeler üzerinde durduk. Sonrasında da hayatımızdaki bazı asit baz ve tuzlar üzerine konuştuk. Sonrasında da kimya her yerde ünitesi. Burada temizlik maddeleri, polimerler, geri dönüşüm ve kozmetik malzemeler ilk olarak değerlendirdiğimiz kısımdı. İlaçlar, hazır gıdalar ve yenilebilir yağ türleri yine değerlendirdiğimiz konular orasındaydı arkadaşlar. Ve tabii ki dönem boyunca ödevlendirmelerimiz nereden yaptık? Sıfırdan. Ona kimya kitabı ve Dinamo kimya kitabı üzerinden yaptık. Burada hala daha ödevini yapmayan varsa, hala daha eksik kalan kısımlar varsa lütfen bir an önce tamamlayın. Neresi o zaman çalışmamız gereken ve eksikleri gidermemiz gereken yer? Sayfa 78'den başlayacağız arkadaşlar kitabın sonuna kadar. Yani 204. sayfaya kadar ne var ne yok şöyle bir temizleyeceğiz. Kitapta neler var peki? Şöyle birlikte bir göz atalım. Arkadaşlar her sayfada her sol tarafta ...bize bir konu anlatımı yapılıyor. Sağ tarafta da bununla ilgili soru çözümleri karşımıza çıkıyor. Her sayfada aslında yeni bir konu ve bununla ilgili çalışmalar yer alıyor olacak. Bu çalışmaları tamamladıktan sonra bölüm bitince hemen bölüm testleri karşımıza çıkacak. Her bölümden sonra iyice kendimizi şöyle bir tekrar etmiş olacağız. Ardından ünitenin sonuna geldiğimiz zaman da... ...ünite testleri yine çözmemiz için bizi bekliyor olacak arkadaşlar... Herhangi bir soru varsa çözemediğimiz kare kodlar bizim video çözümüyle yanımızda olacak. Sıfırdan ona kimya kitabındaki eksiklerimizi tamamladıktan sonra da dinamo kimya kitabındaki eksiklerimize geçmemiz gerekiyor. Burayı bir an önce hızlıca tamamlıyoruz. Neler var peki nereden nereye kadar bakacağız? Burada da yine 87. sayfadan e, kitabın sonuna kadar yani 226'ya kadar sorumlu olacağız. Bu kitabımızda neler vardı? Şöyle tekrardan bir bahsedelim. Burada da arkadaşlar her sayfanın başında bir e, çözümlü örnek karşımıza çıkacak. Şöyle bir çözümlü örneğimiz olacak. Ardından da burada çözülen soru ile ilgili dört tane soru bizi çözümümüz için bekliyor olacak. Bölümler tamamlandıktan sonra bölüm tarama testleri bizi bekliyor olacak. Onları tamamladıkça da yine kitapta aynı şekilde ilerliyor olacağız. E, ve ünitenin sonuna geldiğimiz zaman ise tarama testlerinin ardından Ünite tekrar testleri karşımıza çıkacak. Bütün bir üniteye genel bakış atmamızı sağlayan sonrasında fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların olduğu testler. Ardından ÖSYM tarzı soruların yer aldığı testler ve yazılı tipindeki soruların yer aldığı testlerle devam ediyor olacağız. Kare kodlarımız yani video çözümlerimiz bu kitabımızda da mevcut. Bir an önce eksiklerimizi gideriyoruz. O zaman haydi zaman kaybetmeyelim ve dalalım bakalım. Karışımları sınıflandırarak başlamıştık arkadaşlar ve dedik ki karışımlar homojen karışım ve heterojen karışım olmak üzere iki başlıkta incelenir. Homojen karışımlara çözelti adı da verilir. Yani bütün homojen karışımlar çözelti adını alır. Burada tuzlu su mesela çözeltiye yani homojen karışım örnek olarak verilebilir. Bütün alaşımlar homojendir ve onlar da çözelti adını alır ve Tüm gaz gaz karışımlar homojen karışımlardır. O yüzden onlar da birer çözeltidir diyebiliriz. Yani temiz hava aslında bir çözeltidir. Heterojen karışımlara geldiğimiz zaman birden fazla fazın olduğu ve farklı yerlerde farklı özelliklerin göründüğü karışım türleridir. Burada e, birleşen maddelerin e, fiziksel halleri orada aslında heterojen karışımın türünü de bize söylüyor. Eğer iki katı arasında oluşan bir e, heterojen karışım söz konusuysa basit adi karışım olarak bunu isimlendirebiliriz. Mesela bir salatayı buraya örnek olarak verebiliyorduk. Eğer katı sıvı heterojen karışım varsa yani birleşen fazlardan birisi katı diğeri sıvı ise bunu süspansiyon olarak isimlendiriyorduk. Dolayısıyla mesela bir çamuru süspansiyon örnek olarak verebiliriz. Eğer sıvı sıvı heterojen karışım varsa işin içerisinde birleşen fazların ikisi de sıvı ise bunu emülsiyon olarak isimlendirebiliriz. Mesela zeytinyağı su karışımına buraya örnek olarak verebiliyorduk. Katı veya sıvının gazla oluşturduğu heterojen karışımları ise aerosol olarak isimlendiriyorduk arkadaşlar. Mesela sis, duman yine buraya örnek olarak verilebilir. Kolloide gelince askıda kalmış manasına gelen kal, süt ve boyada gördüğümüz örnekleri burada değerlendirebiliriz. Yani aslında homojen bir karışımla süspansiyon arasındaki bir durum. Eğer 10 üzeri eksi 9 metreden daha küçük taneciklere ayrılmış durumdaysa bunu homojen. 10 üzeri eksi 6 metreden daha büyük taneciklere ayrılmışsa bunu süspansiyon. Eğer arada kalmış bir durum söz konusuysa kolloid olarak isimlendiriyorduk. Hemen karışımların sınıflandırılması ile ilgili şöyle bir soruyu çözelim bakalım. Aşağıdaki karışımlardan hangisinin türü yanlış verilmiştir diyor. Şeker su. Bunlar birbiri içerisinde çözünüp tamamen dağıldıklarına göre homojen karışımlar oluştururlar. Yani çözelti gayet doğru bir sınıflandırma olacaktır. Ayrana geldiğimiz zaman katı haldeki yoğurt ile sıvı haldeki su arasında oluşan heterojen karışımdır. Heterojen olduğu için zaten çalkalama ihtiyacı duyuyoruz. Dolayısıyla katı sıvı heterojen karışım olduğu için süspansiyon olarak adlandırılır. Benzin su çözeltisine, su karışımına geldiğimiz zaman bu bir çözelti değil tabii ki. Benzin suyun üzerinde birikir, farklı iki fiziksel faz oluşur ve bunların ikisi de sıvı olduğu için emülsiyon olarak isimlendirilir. Bu da doğrudur. Metan gazı, etan gazı diyor arkadaşlar ne dedik? Bütün gaz gaz karışımlar homojendir. Dolayısıyla bu bir aerosol değil, çözelti olarak isimlendirilmesi gereken bir karışımdır. Kan ise askıda kalma durumundan ötürü koloid yapısına örnek olarak verilebiliyordu. Dolayısıyla cevabımız tabii ki D seçeneğinde oldu. Çözünme olayına gelecek olursak, çözünme olayında değineceğimiz şeyler aslında tanecikler arasındaki etkileşimlere bağlıydı. Etkileşimlerin oluşum süreciyle alakalıydı. Eğer iyonik bir bileşiği polar bir maddenin içerisinde çözmeye çalışıyorsak su gibi ...iyonlar ortaya çıkar. Yani katyonlar ve anyonlar ortaya çıkar. Suyun içerisinde sodyum klor tuzunu attığımız zaman sodyum iyonları ve klor iyonları suyun içerisinde tamamen dağılır. Ancak burada süreci değerlendirdiğimiz zaman polar yapıdaki su moleküllerinde biliyoruz ki oksijenler elektronegatifliklerinin yüksek olmasından ötürü kısmi negatif. Hidrojenler ise elektronegatiflerinin düşük olmasından ötürü kısmi pozitif yükle yükleniyorlardı. İşte burada Pozitif yüklü iyonlar suyun ya da polar molekül her neyse onun kısmi negatif uçları tarafından etkileşime tabi tutulurdu. Yani dolayısıyla suyun oksijen uçları sodyumla etkileşime girerdi. Benzer şekilde klorda negatif yüklü iyon olduğu için suyun pozitif yüklü uçları yani e, hidrojen uçları da gidip klorla etkileşim içerisine giriyorlardı ve burada oluşan etkileşimleri değerlendirdiğimiz zaman iyonlar ve polar moleküller arasında oluşan etkileşimlerden bahsettiğimiz için bunların ikisinin de adı tabii ki iyon dipol etkileşimleri oluyordu. Ve çözünme süreci bu şekilde gerçekleşiyordu. İyonik bileşiklerin çözünebilirlikleriyle alakalı konuşurken de dedik ki genellikle polar molekül yapılarında iyi çözünürler ancak apolar moleküllerde çözünmezler. Özelliklerini değerlendirecek olursak iyonik bileşikler suyun içerisinde çözündükleri zaman pozitif yüklü ya da negatif yüklü taneciklerin ortaya çıkmasına sebep oldukları için ve bu tanecikler ortamda serbestçe dolaştıkları için elektriği iletirler. Yani iyonik çözeltiler elektriği iletir. Tanecikler arasında etkileşim olarak iyon dipol etkileşimleri oluşacağından bahsettik ve bu çözünme olayı eğer suyun içerisinde gerçekleşiyorsa bu hidratasyon olarak isimlendirilirdi. Çünkü burada oluşan yapı hidrat adına alır. Eğer çözücü burada su değil başka herhangi bir çözücü ise bu defa bu çözüm olayı solvatasyon olarak isimlendirilirdi. Moleküller çözünmeye geldiğimiz zaman burada arkadaşlar benzer benzeri çözer şeklinde bir prensipten bahsediyorduk. Yani benzerlikten kastımız polar molekül yapıları polar, polar molekül yapılarında apolar molekül yapıları ise apolar molekül yapılarında daha iyi çözünürlerdi ve etkileşimleri de bunlar belirlerdi. O zaman maddelerin birbir içerisinde çözünüp çözünemeyeceğini belirlemek için polarlıklarına bakmamız gerekiyor. Mesela karbon tetraklorür apolar yapılı bir bileşikti. Benzen ise benzer şekilde apolar yapılı bir bileşikti. Bütün hidrokarbonların apolar olduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla bunlar birbiri içerisinde çözünecektir. E, i̇kisi de apolar olduğu için indüklenmiş dipoller oluştururlar ve tanecikler arasında London çekim kuvvetleri oluşur demiştik. pH3 ve H2O'ya geldiğimiz zaman pH3 hemen şöyle Lewis yapısını da bir hatırlayalım. 5A grubu olan fosforun hidrojenli bileşiğinde şöyle bir Lewis yapısı beklediğimiz için kutuplaşma vardır. Dolayısıyla polar molekül yapısındadır. E su, su da zaten polar yapıdaydı. Dolayısıyla ikisi de polar yapıda olduğu için birbiri içerisinde çözünür ve etkileşimin türü dipol dipol olarak isimlendirilir. Amonyak ve suya geldiğimiz zaman, şimdi amonyak da 5A grubu elementi ve pH 3'e oldukça benzer bir Lewis formülüne sahipti. Dolayısıyla amonyak da polardı, e, su da polardı ama burada çözüm olayı gerçekleşmesine rağmen etkileşimin türü farklı. Neden? Çünkü fon kuralına ikisinin de uyduğunu görüyoruz. Yani flor, oksijen, azot elementlerinin hidrojenli bileşiği özelliğini iki molekül yapısı da gösterdiği için buradaki bağın türü hidrojen bağı olarak isimlendiriliyordu. Gelelim BH3. Bunun apolar olduğunu değerlendirebiliriz. Çünkü BH3 NH3 ve PH3'ten biraz daha farklı bor 3A grubu elementi olduğun için onun Lewis yapısını şöyle belirtebiliyorduk. Merkez atomda elektron çifti olmadığı için de kutupsuz yani apolar yapıda oluyordu. Su polar yapıda benzer benzeri çözer dedik. Bunlar birbirine benzemediği için çözüm olayı gerçekleşmez. Tanecikler arasında etkileşim nedir peki? Biri polar diğer apolar olduğu için dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri meydana gelecek demiştik. <laughs> Hemen bir soru çözelim o zaman. Aşağıdaki maddelerin su içerisinde çözünme durumu ve çözünen taneciklerin su molekülleriyle oluşturduğu etkin etkileşim türü verilmiştir. Buna göre hangi seçenekte hata yapılmamıştır diyor. Yani hepsinde hata yapılmış bir tanesi hariç. Alüminyum nitrat. Arkadaşlar ne tür bir bileşik? Öncelikle onu değerlendirmemiz gerekiyor. E, metal içerdiğine göre tabii ki iyonik bir bileşiktir. İyonik bileşik olduğuna göre suyun içerisinde çözünmesini bekliyoruz. Tabii ki oluşturduğu etkileşim ne olacak peki? Bu iyon iyonları açığa çıkaracak. E, suda polar olduğu için iyon dipol etkileşimleri olacak. Yani burada bir hata yok. C6H6 benzen yapısına geldiğimiz zaman bir moleküldür. E, su polardı. Suyun hemen polar olduğunu belirtelim şöyle ancak benzen bütün hidrokarbonlarda olduğu gibi apolar yapıda dolayısıyla çözünmez çözünmesini beklemeyeceğiz. Etkileşimin türü biri polar diğer apolar olduğu için tabii ki dipol indüklenmiş dipol etkileşimi olacak. Hata yapılmış bu ifade doğru olmasına rağmen. Alkol yapısına geldiği zaman polar bir yapıda dolayısıyla çözünür. Ancak bizden etkin etkileşim türünü sorduğu için Şimdi bu fon kuralına uygun durumda polar bir molekül yapısı. Bu da yine aynı şekilde fon kuralına uygun ve polar bir molekül yapısı. O yüzden etkileşimin türü dipol dipol değil hidrojen bağı olmalıydı. HF'ye geldiğimiz zaman polar molekül yapısı bu da yine fon kuralına uyuyor. O yüzden hidrojen bağı doğru olacak. Ancak çözünmez demiş. Oysa ki bunun yine ikisi de polar olduğu için çözünmesini bekliyor olacaktık. C, C ile 4'e geldiğimiz zaman apolar bir molekül yapısı o yüzden birbiri içerisinde çözülmeyecek. Burası doğru etkileşimin türü ne olacak peki? Dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi olacak. Burası apolar yapıda olduğu için o yüzden burada da hata yapılmıştır. Hangisi doğru cevabımız? Tabii ki cevabımız A seçeneğinde hatanın yapılmamış olduğu yer. Derişimlerden bahsedecek olursak derişimi çözünen maddenin çözeltiye veya çözücüye olan oranı şeklinde değerlendirmiştik. Burada derişik ve seyreltik kavramları ön plana çıkıyordu. E, iki çözeltiyi birbiriyle karıştırırken derişimi düşük olana, seyreltik derişimi yüksek olana da e, derişik çözelti adını veriyordu. Burada derişim birimleri olarak kütlece yüzde, hacimce yüzde ve ppm karşımıza çıkıyordu. Kütlece yüzdeyi belirlerken, çözünen maddenin kütlesinin çözelti kütlesine oranının 100 ile çarpımı şeklinde bulabiliyorduk. Yani aslında şöyle tanımlayabiliriz. 100 gram çözeltide çözülmüş madde miktarına kütlece yüzde. 100 mililitre çözeltide çözülmüş madde hacmine de hacimce yüzde derişim adını veriyorduk. <laughs> Eğer iki çözeltiyi veya daha fazla çözeltiyi birbiriyle karıştıracak olursak bu defa da şöyle bir formül kullanabiliyorduk. Birinci çözeltinin yüzdesi çarpı toplam kütlesi artı ikinci çözeltinin yüzdesi çarpı kütlesi. İşte bu çarpım son durumda elde ettiğimiz toplam yüzde çarpı toplam kütleye eşit olmak zorundaydı. PPM kavramına gelecek olursak milyonda bir tanecik demekti. Yani burada nasıl yüzdesine bakıyorsak burada milyondasına bakıyoruz. Miligram bölü kilogram şeklinde hesaplayabiliyorduk PPM cinsinden derişim. Hemen bir soru çözelim o zaman. 120 gram su içeren kütleci yüzde 40 tuzlu su çözeltisi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar bize diyor ki 120 gram su içeriyor. Şimdi formülümüz neydi peki? Yüzde <laughs> dediğimiz değer m çözünen bölü m çözelti çarpı 100 şeklinde hesaplıyor. Bize neyi vermiş? Çözücünün kütlesini vermiş. yüzde %40'lık olduğunu söylemiş. Yani şunu biliyoruz. 40 eşittir diyeceğiz. Çözünenin kütlesini bilmiyoruz. Buna x diyelim mesela. E, alt tarafa çözeltinin toplam kütlesini yazmamız gerekiyordu. O zaman 120 artı x dememiz gerekecek. Çarpı 100 dediğimiz zaman doğru sonuca ulaşmış olacağız. O zaman hemen buradan işlemlerimizi yapıp x'i bulabiliriz. 40 ile 100'ü sadeleştirdiğimiz zaman burada 2, burada 5 kalır. Dolayısıyla da 240 artı 2x'in 5x'e eşit olduğunu buluruz. Yani 3x eşittir 240 cevabına ulaşırız. Demek ki x değeri yani çözünen maddenin miktarı 80'miş. 120 gram su 80 gram çözücü çözünen madde içeriyormuş. Yani toplamda 200 gramlık bir çözelti varmış. 40 gram tuz eklenerek çözünürse kütlece %50'lik olur. Şimdi şöyle değerlendirelim. Elimizdeki suyun kütlesi 120 gramdı. Tuzun kütlesi 80 gramdı. Biz 40 gram daha tuz ekleyecek olursak yeni çözeltimiz ne olacak? Birinci ifade için değerlendirecek olursak suyun kütlesi 120 olarak kalacak. Tuzun kütlesi ise 80 artı 40'tan 120 gram olmaya devam edecek. Yani 240 gram çözeltinin... 120 gramı tuzsa tabii ki yarısı olduğu için kütleci %50'lik olur. Doğru bir ifade olacak. Çökelme olmadan 40 gram su buharlaştırılırsa kütleci %50'lik olur. Şimdi ikinci durum için değerlendirecek olursak 40 gram suyu buharlaştırıyormuşuz. Dolayısıyla 80 gram su kalıyor. E, tuzumuz da 80 gramdı zaten. Gene eşitlik var. Yani 160 gramlık çözeltinin 80 gramı tuzsa kütleci %50'liktir. Yine bu ifademiz de doğrudur. Kütlece %60'lık 200 gram tuzlu su ile karıştırılırsa kütlece %50'lik olur. Şimdi burada kullanacağımız formül nasıl bir formül? Birinci çözeltinin kütlesi çarpı birinci çözeltinin yüzdesi diyorduk. Yani %40'lık çarpı toplam kütlesi 200'dü. Biz bunun içerisine %60'lık gene 200 gramlık bir çözelti eklediğimiz zaman son durumdaki kütlece yüzdemiz çarpı son durumdaki toplam kütleyi vermesi gerekecek. 400'ü vermesi gerekecek. Dolayısıyla buradaki yüzde değerini hesapladığımız zaman kütlece yüzde 50'ye eşit olduğunu hesaplamış olacağız. Üçüncü ifademiz de doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür Eğer eşit kütledeki iki çözeltiyi birbiriyle karış, karıştırıyorsak e, kütlece yüzdelerin aritmetik ortalamasını alabiliriz. Koligatif özelliklere gelecek olursak koligatif özellikleri derişime bağlı olarak değişen bazı özellikler olarak tanımlamıştık. Bunlar donma noktası, kaynama noktası ve ozmotik basınç olarak ön plana çıkıyordu. Şimdi burada derişim olarak suda çözünen ya da ortamda oluşan tanecik sayısını değerlendirmek zorundayız. Bu nedenle eğer bir moleküler yapıdaki glikoz gibi bir maddenin çözülmesinden bahsediyorsak her bir molekül bir molekülün suda çözülmesi ortamını getirecek bize. Ancak iyonik bileşiklere geldiğimiz zaman tanecik sayısı olarak bizim iyonları değerlendirmemiz gerekecek. Mesela sodyum klorürde her bir e, formüle karşılık iki tane iyonun ortaya çıktığını görüyoruz. Magnezyum klorürde her bir formüle karşılık üç tane iyonun açığa çıktığını görüyoruz. Burada donma noktasının derişimi bağlı olarak düştüğünü söyleyebiliriz. Yani suyun içerisinde çözünen madde miktarı arttıkça buradaki donma noktası düşecektir. Tabii ki çözünen maddeden kastımız tuz yapısı olabilir. Uçucu olmayan bir katı olması gerekiyor. Kışın yolların tuzlanması, uçakların alkolle yıkanması ve antifriz kullanımı donma noktasını düşürmek için kullanacağımız örneklerdir arkadaşlar. Yolları e, donma noktası düşsün ki buzlanma olmasın ya da alkolleri, alkolle uçakları yıkarız ki yine donma noktası düşsün ki donma olayı gözlenmesin diye yaparız. Kaynama noktasına gelince tam tersi şekilde arkadaşlar e, derişim arttıkça kaynama noktasının arttığını gözlemleyebiliriz. Kaynayan suya tuz atılınca kaynamanın durması veya yazın antifriz kullanımı kaynama noktasını yükseltmek amacıyla kullanılan etkenlerdi. Ozmatik basınca gelecek olursak arkadaşlar e, derişimi yüksek ve derişimi düşük iki çözelti arasına eğer yarı geçirgen bir zar koyacak olursak ki hücre zarını buna örnek olarak verebiliriz ve ozmoz olayının hücrede nasıl gerçekleştiğini de biyoloji dersinden hatırlarsınız. Burada derişimi yüksek olan çözeltinin e, derişimi düşük olan çözeltiden e, çözücü çektiğini yani su çektiğini görebiliriz İşte bu suya uygulanan emme kuvvetini de ozmotik basınç olarak değerlendiririz. Bu sıvı arasındaki seviyeler arasındaki fark ise ozmotik basıncın ne kadar yüksek olduğu ile ilgili bize bilgi verir. Hemen sorumuzu çözelim o zaman. Kütlece yüzde kırklık bir şeker su çözeltisi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Bir miktar şeker eklenerek çözülürse donma noktası yükselir. Arkadaşlar yüzde üzerine biz biraz daha şeker eklersek derişimi artırırız. Derişimin artması donma noktasının azalmasına sebep oluyor. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Ters orantı vardı. Çökelme olmadan bir miktar su buharlaşırsa kaynama noktası yükselir. Şimdi suyu buharlaştırdığımız anda derişimin artmasına sebep olacağız. Çünkü paydayı azaltmış oluyoruz. Derişimin artması demek e, kaynama noktasının yükselmesi demektir Dolayısıyla bu ifademiz doğrudur. Yani şeker eklediğimiz zaman da derişimi artırıyoruz. Su buharlaştırdığımız zaman da yine derişimi artırmış oluyoruz. Bir miktar kütleci yüzde yirmilik şekerli su ile karıştırılırsa donma noktası yükselir. Şimdi yüzde kırklık çözeltiyi biz yüzde yirmilik çözelti eklersek derişimin azalmasına sebep oluruz. Derişim azalırsa donma noktası ne yapar? Tabii ki yükselir. Çünkü derişim arttıkça donma noktası düşüyordu. Dolayısıyla bu ifademiz de doğrudur. 2 ve 3 yani D şıkkı bizim sorumuzun cevabıdır. Peki karışımları bileşenlerine ayırma yöntemlerine gelecek olursak. Burada bazı fiziksel özelliklerdeki farklılıkları değerlendirmeye alıyorduk arkadaşlar. Tanecik boyutu, mıknatıslanma, yoğunluk, erime noktası, kaynama noktası ve çözünürlük farklarından yararlanarak bazı ayırma yöntemleri geliştirebiliyorduk. Tanecik boyutu farkından yararlanarak eleme, süzme ve diyaliz gibi yöntemler geliştiriyorduk. Eleme yöntemi iki katı taneciğin birbirinden ayrılması için kullanılıyordu. Yani e, basit adi karışımlarda kullandığımız yöntemdi. Süzme yöntemi ise katı sıvı heterojen karışımlarda veya katı gaz heterojen karışımlarda kullandığımız yöntemdi. Süzgeç adı verilen ya da filtre kağıdı adı verilen aletler kullanılabiliyordu. Diyalize gelince de çok daha küçük boyutta farklılıkları ayırırken kullandığımız yöntemde diyaliz koloid karışımların bileşenlerinin ayrılmasında kullanılan yöntemde kanı e, temizlemekte diyaliz makinesi sayesinde gerçekleştiriliyordu. Mıknatıslanmaya gelince demir, nikel ve kobalt elementleri ön plana çıkacak arkadaşlar. Bunlar manyetik metallerdi. Yani mıknatıs tarafından etki altına alınabilen metallerdi. Dolayısıyla bu üç metalin tozu ile farklı herhangi bir katı varsa işin içerisinde bunları bileşenlerini ayırmakta mıknatısı kullanabiliyorduk. Yoğunluk farkına geldiğimiz zaman burada <laughs> yüzdürme, ayırma hunisi ve aktarma yöntemleri ön plana çıkıyordu. Yüzdürme bir diğer adıyla flotasyon yönteminde de katının sıvı üzerinde yüzmesi sağlanıyordu. Bu sayede e, madde bileşenlerine ayrılabiliyordu. Ayırma konisi sıvı sıvı heterojen karışımlarda yani emülsiyonlarda kullandığımız bir yöntemdi. Aktarma ise yine bir katının sıvı üzerinden ayrılması için kullanılan yöntemdi. Erime noktası alaşımlarda kullanılan ayrıştırma yöntemi arkadaşlar. E, erime noktası farklı olan iki metali ...birini eritip sıvı hale getirdikten sonra ortamdan uzaklaştırılması sayesinde gerçekleştiriliyordu. Kaynama noktası farkına geldiğimiz zaman burada basit ve ayrımsal damıtma şeklinde iki yöntem ön plana çıkıyor. Eğer katı sıvı bir çözeltiden bahsediyorsak burada sıvının buharlaştırılıp tekrar yoğunlaştırılması sayesinde... ...ortamdan uzaklaştırılması dolayısıyla katı ve sıvının birbirinden ayrılması sağlanabiliyordu. Ayrımsal damıtmaya gelince sıvı sıvı homojen karışımlarda eğer birleşen fazlar arasındaki kaynama noktası farkı yeterince yüksekse kullanabileceğimiz bir yöntemdi. Burada ayrımsal kısmı aslında kullanılan met, e, demir şey pardon cam bilyeler sayesinde sağlanıyordu. Bu cam bilyelerden sıvıların her ikisi de buharlaşacağı için kaynama noktası yüksek olanın tekrar ortama geri dönmesi sağlanıyordu. Bu sayede de kaynama noktası düşük olan sıvı ortamdan öncelikle uzaklaştırılabiliyordu. Çözünürlük farkına gelecek olursak Burada kristallendirme, ayrımsal kristallendirme ve özütleme şeklinde üç yöntem ön plana çıkıyor. Kristallendirme ve ayrımsal kristallendirme tuzların farklı sıcaklıklarda farklı çözünürlüğe sahip olması sayesinde gerçekleştirilen yöntemler aslında. eğer egzotermik olarak çözünen bir tuzdan bahsediyorsak yüksek sıcaklıklarda çökeceği için sıcaklığı artırarak çökmesi sağlanabilir. Yani kristallenmesi sağlanabilir. Dolayısıyla ortamdan uzaklaştırılabilir. Eğer farklı çözünürlüğe sahip iki katıdan oluşan bir karışımdan bahsediyorsak burada e, birinin çökmesini sağlayarak yine ortamdan uzaklaştırabiliriz. Buna da ayrımsal kristallendirme adını veririz. Özütleme deyince de biri çözünen diğeri çözünmeyen iki maddenin. E, çözünen maddenin çöz özütlenmesi yani çözünmesi sayesinde birbirinden ayrılması yöntemidir. Çayın demlenmesini ya da şeker pancarından şeker elde edilmesini özütlemeye örnek olarak verebiliriz. Hemen sorumuzu çözelim o zaman. Aşağıda verilen karışımlardan hangisi için belirtilen ayrıştırma yöntemi uygun değildir diye sormuş. Demir tozu, bakır tozu mıknatısla ayrılabilir mi? Demir manyetik bir metaldir ancak bakır manyetik bir metal değildir. Dolayısıyla mıknatısı burada kullanabiliriz. Tuzlu su homojen bir karışımdır. E, katı sıvı homojen olduğu için de basit damıtma burada kullanabileceğimiz bir yöntemdir. Eğer suyu ortamdan buharlaştırıp tekrar yoğunlaştırırsak tuz ve suyu birbirinden ayrılmış oluruz. Nikel tozu, kobalt tozu arkadaşlar bu ikisi de manyetik metal. Dolayısıyla mıknatıs ikisini de çekecek. O yüzden e, bu karışımı bileşenlerine mıknatısla ayıramayız. Benzin su karışımına geldiğimiz zaman... Ee, sıvı sıvı heterojen bir karışım var yani bir emülsiyon yapısı var. Su alt tarafta benzin üst tarafta kalacak dolayısıyla ayırma hunisi sayesinde suyu ortamdan uzaklaştırabiliriz. Kumlu suya geldiğimiz zaman katı sıvı heterojen karışımları süzme yöntemleriyle bileşenlerini ayırabileceğimizden bahsetmiştik. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğinde yer aldı. Asitler, bazlar ve tuzlar ünitesine geçecek olursak. Şimdi asit ve bazların genel özelliklerini şöyle bir hatırlayarak başlayalım arkadaşlar. Günlük hayatta örnek olarak sirke ve limonu verebilirdik mesela. Çoğunlukla meyve ve sebzeler asit özelliği taşırken temizlik maddeleri genellikle bazik özellik taşıyordu. Sabun ve deterjanları buraya örnek olarak verebiliyorduk. Suda oluşturdukları iyonlar asitlerin ve bazların tanımını bize getiriyordu aslında. Eğer suyun içerisinde H iyonları oluşturuyorsa o maddeyi asit, OH iyonlarının oluşmasına sebep oluyorsa da o maddeyi baz olarak tanımlıyorduk. Tadlarına gelince asidik maddeler genellikle ekşi tada sahipken bazlar acı bir tada sahip oluyorlardı ve turnusol kağıdı üzerindeki etkilerinde asidik çözeltileri turnusol kağıdını batırdığımız zaman kırmızı rengin oluşmasına sebep olurken bazik çözeltilerde bu rengin mavi olduğunu gözlemliyorduk. Yine eğer e, asidik bir ortam varsa burada pH'in 7'den küçük ancak bazikse pH'in 7'den büyük olması gerektiğini 25 santigrat derecede belirtmiştik. Çünkü 25 santigrat derecede de pH'in tam 7 olduğu durum nötralliği bize getiriyordu. Yani H artı ve OH sayısının birbirine tam eşit olduğu anı bize getiriyordu. Eğer pH 7'den küçükse bu... Ortamın asit olduğunu dolayısıyla da hidrojen iyon derişiminin OH iyon derişiminden yüksek olduğunu gösteriyor. Eğer pH 7'den büyükse bu OH iyon derişiminin H artı iyon derişiminden daha yüksek olduğunu do dolayısıyla da ortamın bazik olduğunu gösteriyordu. Ancak şu genellikle karıştırılan nokta arkadaşlar ikisi de suyun içerisinde iyonlar oluşturdukları için ikisinin de sulu çözeltilerinin elektriği iletmesini bekliyoruz tabii ki. indikatör ve pH kavramına gelecek olursak indikatörü tanımlarken dedik ki ortamın asitliğine ve bazlığına göre renk değiştiren maddelere indikatör bir diğer adıyla belirteç adını veririz. Şimdi doğada e, kendiliğinden var olan doğal indikatörler de mevcut. Laboratuvar ortamında bizim elde ettiğimiz bazı indikatörler de mevcut. Mesela turnusol sol kağıdı asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda mavi renge sahiptir. Dolayısıyla turnusol sol kağıdını kullanarak Ortamın asitliği ve bazlığı ile ilgili yorum yapabiliriz. Aynı şekilde fenolftalein çözeltisi asidik ortamda renksizken ortam bazik olduğu anda pembe renge döner. Dolayısıyla bunu da kullanabiliriz. Doğal indikatörlere çayı örnek olarak verebiliriz. Asidik bir ortamda sarı renk alırken bazik bir ortamda kahverengi renge sahip olur. Limonu çaya kattığımız zaman renginin açılmasının sebebi de onun indikatör özelliğinden kaynaklanmaktadır. Kırmızı lahana suyuna gelecek olursak yine doğal indikatörlerden biridir. Asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda yeşil renge sahiptir. pH kavramına gelince arkadaşlar ne dedik? pH'in 7 olması ortamın eğer 25 santigrat derece sıcaklıktan bahsediyorsak tabii ki nötr olduğu anlamına geliyor. pH'in 0 ile 7 olması ortamın asidik yani şurası asidik olduğu durum 7 ile 14 arasında olması ise bazik bir durum. 25 santigrat derecede 14'ten daha büyük sıfırdan daha küçük bir değer alamaz arkadaşlar. Burada pH'in ne kadar düşükse asitliğin o kadar yüksek pH'in ne kadar yüksekse bazlığın o kadar yüksek olduğunu belirtebiliriz. Dolayısıyla mesela hidroklorik asit, limon, domates ve süt asidik özellik gösteren maddelerdir ama... E, derişik hidroklorik asidin pH'inin sıfır olması onun çok daha e, yüksek bir asitliğe sahip olduğunu gösterir. Benzer şekilde sabun, çamaşır suyu ve derişik sodyum hidroksiti kıyasladığımız zaman bunların üçü de baz özellik gösteriyordur ama derişik sodyum hidroksit 14 pH'a e sahip olduğu için çok daha bazik bir niteliğe sahip. Hemen sorumuzu çözelim o zaman. X ve Y indikatörlerinin asit ve baz ortamda aldıkları renkler tablodaki gibidir demiş. Buna göre sulu çözeltilerinden hangilerinin sarı renk alması beklenir? Arkadaşlar öncelikle ortam asidik mi bazik mi ona bakacağız. Sonra da gidip indikatörün etkisi üzerine konuşacağız. Şimdi 25 santigrat derecede pH'in 9 olması ne demek? Ortamın bazik olması demek. pH'in 7'den büyük olması bunu gerektiriyordu çünkü. Bazik ortam ve X indikatörü hemen bakıyoruz. <laughs> Mavi renk alıyormuş. Yine 25 santigrat derecede pH'in 3 olduğu ortam. pH 7'den küçükse asitli ortamımız asidik ortam ve X indikatörü hemen bakıyoruz. Sarı renk aldığını görüyoruz. Onu da yazalım. OH iyon derişimin H artı iyon derişiminden fazla olduğu ortam. OH iyon demek baz demekti zaten. Dolayısıyla bazik bir ortam var. Peki bazları Y indikatörüne koyarsak ne renk alıyormuş? Yine sarı renk aldığını görüyormuşuz. Yani ikinci ve üçüncü çözeltilerde. Ortamın sarı renk aldığını gözlemleriz. Asit ve bazların tepkimelerine gelince arkadaşlar iki başlıkta inceledik burayı. Nötralleşme tepkimeleri ve metallerle verilen tepkimeler olarak nötralleşme tepkimelerini şöyle değerlendirmiştik. Asit ve bazın tepkimesinden açığa tuz ve su çıkar. Bu tarz tepkimelere de nötralleşme demiş oluruz. Çünkü e, asidin pH'inin artmasına bazın ise pH'in azalmasına sebep olur. Ortamdaki H artı ve OH iyonlarının birbirini dengelemesini sağlar böyle bir tepkimi. Şimdi burada denkleştirmeler yapıyorduk. Denkleştirme kısmı bizim için çok önemliydi. Yapmamız gereken H artı ve OH sayısını birbirine eşitlemek aslında denkleştirme yaparken. Şimdi hidroklorik asit ve sodyum hidroksitten bahsediyorsak birinden gelen hidrojen diğerinden gelen OH sayısına zaten eşit. O yüzden katsayılar birbirine eşit olacaktı ve bazın katyonu Asidin de anyonu bizi her zaman tuz yapısına götürüyordu. O zaman ne diyeceğiz? Sodyum, bazdan gelen katyonumuz olacak, klor, asitten gelen anyonumuz olacak ve sodyum klorür tuzu açığa çıkacak. Ve buna karşılık H ve OH birleşerek su yapısını oluşturacak. Dolayısıyla kas sayıları hepsinin bir. Ama Sülfürik asit ve potasyum hidroksite gelecek olursak. Şimdi buradan iki tane hidrojen, buradan bir tane OH geliyor. Dolayısıyla eşitliği sağlamak için potasyum hidroksitin kat sayısına iki yazmamız gerekiyor. Ne dedik tuz için? Bazdan gelen katyon her zaman için tuzun katyonudur. Yani K iki tane olduğu için K2 şeklinde yazacağız. Asitten gelen anyon da her zaman için Tuzun anyonudur. K2SO4 buradaki tuzumuzun formülüymüş. Peki açığa ne kadar su çıkar? 2 tane H'ya karşılık 2 tane OH geleceği için 2 su molekülünün oluşmasını bekleriz. Aynı şekilde H3PO4 bakın 3 hidrojen veriyor. Magnezyum hidroksit 2 OH veriyor. Nasıl eşitliği sağlarız? Bunun kat sayısına 2, bunun kat sayısına 3 yazdığımız zaman H' artı ve OH sayısını birbirine eşitlemiş oluruz. O zaman hemen tuzun formülünü bulalım. Katyon bazdan geliyor der zaman. Magnezyum bizim katyonumuzmuş ve 3 taneymiş. Anyon her zaman asitten geliyordu. PO4 bizim anyonumuz ve 2 taneymiş. Şimdi bu tuzumuzun formülü. Bunun dışında açığa su çıkmasını bekliyoruz. Kat sayısı nedir peki? 6 tane H ile 6 tane OH birleştiği zaman 6 su molekülü oluştururlar. Dolayısıyla suyun kat sayısının da 6 olması gerekiyor. Asitlerin ve bazların metallerle tepkimelerine gelecek olursak arkadaşlar burada metalleri gruplara ayırmıştık. Soy metaller, yarı soy metaller, amfoter metaller ve aktif metaller olmak üzere. Soy metaller altın ve platindi. Demiştik ki soy metaller ne asitlerle ne bazlarla tepkime vermezler. İkisiyle de hiçbir tepkime yok. Tek bir istisna tepkimemiz var. O da soy metaller kral suyu adı verilen nitrik asit ve hidroklorik asit karışımıyla tepkimeye girebilir. Bunun içerisinde çözünebilirler. Bu nedenle de kuyumculukta kral suyu oldukça yoğun bir kullanıma sahiptir. Yarı soy metallere gelecek olursak gümüş, bakır ve civa şeklinde 3 tane yarı soy metalden bahsettik. Bunların arkadaşlar ne asitlerle ne de bazlarla tepkimesi yok. İkisiyle de tepkime vermiyorlar. Oldukça pasif özellik gösterdikleri için ama onları soy metallerden ayıran Önemli iki tane istisna tepkimemiz var. Birisi nitrik asitle verilen tepkime, diğeri sülfür asitle verilen tepkime. Sadece bu ikisiyle veriyorlar ve diğer asit-baz tepkimelerinden farklı olarak burada arkadaşlar eğer yarı soy metallerden herhangi birisi nitrik asitle tepkime verdiyse NO2 gazı açığa çıkarken eğer bu yarı soy metallerden herhangi biri sülfürik asitle tepkime verdiyse kükürt dioksit gazının açığa çıkmasına sebep oluyordu. Amfoter metallere gelecek olursak 6 adet amfoter metalimiz var. Alüminyum, çinko, kurşun, krom, kalay ve berilyum olmak üzere. Bunların ise özelliği şu. Hem asitlerle hem bazlarla tepkime veriyor olmaları. Amfoter özelliği aslında zaten e, asitlere karşı baz, bazlara karşı asit özelliği göstermek demektir. Ve burada bu metallerden herhangi birisi herhangi bir asitle tepkimeye girdiği zaman açığa tuz ve hidrojen gazı çıkarırken benzer şekilde herhangi bir bazla tepkimeye girdiği zaman da yine Tuz ve hidrojen gazı açığa çıkarır. Aktif metallere gelecek olursak arkadaşlar aktif metallerin özelliği bu yukarıda saydığımız metallerin dışında kalan bütün metaller aktif metallerdir ve onların asitlerle tepkimesi sonucunda hidrojen gazı açığa çıkar. Yani amfoter metaller ve aktif metallerin asitlerle verdikleri tepkimeler birbiriyle ortaktır. Ancak aktif metaller bazlarla tepkime vermezler dolayısıyla da açığa herhangi bir ürün Çıkarmazlar. Bunları ezberden bilmemiz gerekecek. <laughs> Hemen sorumuzu çözelim o zaman. Aşağıdaki tepkimelerin hangisinde hidrojen gazı çıkışı gözlemlenmez diye soruyor. Hemen tek tek değerlendirelim. Demir hangi metal türüne ait arkadaşlar? Saydığımız metaller arasında yoktu o zaman. Aktif metallerden birisi olduğunu biliyoruz. Aktif metallerin hidrojenle verdikleri tepkimelerden açığa hidrojen gazının çıkmasını bekliyorduk. Alüminyumun potasyum hidroksitle verdiği tepkimeye bakıyoruz. Alüminyum amfoter metallerden birisiydi. Altı tane amfoter metallerden biri de alüminyumdu. Dolayısıyla hem basit bazlarla hem asitlerle tepkimeye girecek ve bu tepkimeden hidrojen gazı açığa çıkaracak demiştik. Dolayısıyla buradan da çıkıyor. Bakır bir yarı soy metalli ve yarı soy metallerin asitlerle bazlarla tepkimesi yok demiştik. Sadece sülfürik asit ve nitrik asitle tepkimeye girerlerdi ve sülfürik asitten SO2'yi e, nitrik asitten de NO2 gazının açığa çıkmasına sebep olurlardı. Çinko bir amfoter metal olduğu için bazlarla tepkimesinden yine hidrojen gazı açığa çıkaracaktır. Magnezyum bir aktif metaldir. Aktif metal olduğu için asitlerle verdiği tepkimelerden bu her ne kadar nitrik asit ya da sülfürik asit olsa da değişen bir olmayacak. Hidrojen gazı açığa çıkmasını bekleyeceğiz. Dolayısıyla C şıkkında farklı bir gazın olduğunu görüyoruz. O yüzden cevabımız C şıkkındadır. <laughs> Hayatımızda asitler, bazlar ve tuzlardan bahsedecek olursak arkadaşlar, bazı asitler ve bazlar ve tabii ki bunlardan dolayı kaynaklanan tuzlar ön plana çıkıyor. Daha yaygın kullanıma sahipler. Mesela hidroklorik asit yaygın kullanılan asitlerden biridir arkadaşlar. HCl formülüne sahiptir ve tuz ruhu olarak bildiğimiz asittir. Nerede kullanıyoruz peki hidroklorik asidi? Deri alanında kullanıyoruz, inşaat sanayinde kullanıyoruz. PVC yapımındaki bu C aslında hidroklorik asidin C'sinden geliyor. Yani klor yapısını oradan alıyoruz ve temizlik maddesi olarak doğrudan kullandığımız bir maddedir. Sülfürik asit yani H2SO4'e geldiğimiz zaman zaç yağı olarak bildiğimiz bu asit arkadaşlar oldukça kuvvetli ve su çekici özelliğe sahip olan bir asittir. Gübre yapımında özellikle kükürt isteyen, kükürtçe zenginleştirilmiş gübrelerin yapımında kullanılır. Akünün yapısındaki iletken madde aslında sülfürik asittir. Patlayıcı yapımında yine sülfürik asit kullanılır ve petrolün e, arıtılma sistemlerinde arıtılması kısmında yine sülfürik asit kullanılır. Nitrik asidi gelecek olursak HNO3 formüle sahip olan ve kezzap yaygın adıyla bilinen bu asit. Yine bu defa azotca e, zengin olan gübrelerin üretiminde kullanılan bir maddedir. Dinamit yapısındaki... E, azotlar nitrik asit sayesinde elde edilir ve plastik yapımında yine yoğun olarak kullanılan bir asittir. CH3COOH yani asetik asit bir diğer adıyla sirke asidine gelecek olursak arkadaşlar polimer yapısında oldukça kullanılan e, zayıf asit türlerinden biridir. Bu zayıf asit özelliğinden ötürü gıda maddelerinde de yine kullanıma sahiptir. Mürekkep üretiminde kullanılan asitlerden biridir ve benzer şekilde tutkal gibi yapıştırıcılarda da yine asetik asit kullanılır. Bazlara gelecek olursak, NaOH formülüne sahip olan sodyum hidroksit en yaygın bazlardan biridir. Sabun üretiminde kullanılan bazların temelinde sodyum hidroksit yer alır kağıt, boya ve petrol endüstrilerinde yine yaygın kullanıma sahiptir. KOH formülüne gelecek olursak potasyum hidroksit bileşidir arkadaşlar. Bu defa potasyum hidroksit Arap sabunu yapımında kullanılır. Yani aynı yağ asidinin içerisine sodyum hidroksit katarsak sabun, potasyum hidroksit katarsak Arap sabunu elde etmiş oluruz. Burada sodyum hidroksit, sud kostik potasyum hidroksit ise potas kostik olarak bilinir. Tarım ilacı olarak kullanılır yine potasyum hidroksit. Özellikle potasyumca zenginleştirilmesi istenen topraklarda gübre yapımında kullanılır ve pil yapısında yine potasyum hidroksite rastlamak mümkündür. COOH2 tuzuna gelecek e, bazına gelecek olursak pardon. Kalsiyum hidroksit sistematik adına sahiptir. E, Sönmüş kireç olarak bilinir. İnşaatlarda kağıt yapımında ve boya üretiminde kullanılan özellikle tabii tabi ki Beyaz boyaların üretiminde kullanılan bir baz türüdür. NH3, NH3 bir diğer adıyla ya da amonyak olarak bildiğimiz baza gelecek olursak zayıf bazlardan birisidir. Gübre üretiminde özellikle azotça zenginleştirilmek istenen topraklara e, üretilen gübrelerde kullanılır. İlaç sanayisinde, gıda ve temizlik ürünlerinde yine amonyak kullanılan maddelerden biridir. Tuzlara gelecek olursak ilk ve bahsetmemiz gereken en önemli tuz tabii ki NaCl yani sofra tuzudur. Sodyum klorür sistematik adına sahip olan bu tuz margarin yapımında kullanılan tuz türüdür. Derilerin e, tabaklanmasında kullanılan ve bozulmasını engelleyen tuzdur. Gıda yapılarında tabii ki gıdalarda evlerde de oldukça yoğun olarak kullandığımız bir maddedir. Serumların üretilmesinde sodyum klorür önemli bir yere sahiptir. Bunun yanı sıra yolların tuzlanmasında da sodyum klorür tuzu kullanılır. Na2CO3 formülüne sahip olan tuza gelecek olursak sodyum karbonat olarak biliriz bu tuzu ve çamaşır sodası yaygın ismine sahiptir. Artıcı bir madde olarak kullanılır, doğal bir artıcıdır. Beyaz sabun üretiminde yine sodyum karbonat tuzu kullanılabilir. Gıda ve cam sanayilerinde de kullanıma sahiptir. CaCO3 formülüne gelecek olursak kalsiyum karbonat sistematik adına sahip olan bu bileşik kireç taşı olarak bilinir. İnşaat, heykel ve tebeşir yapımında e, kalsiyum karbonat tuzu kullanılır. NH4Cl yani amonyum klorür yaygın adı ya da nişadır tuzuna gelecek olursak gübre yapımında kullanılan pil ve şampuan üretiminde yer alan bir tuz türüdür arkadaşlar. Hemen sorumuzu çözelim o zaman. Yukarıdaki metallerden yapılmış kaplardan yalnızca magnezyum kap zamanla aşınmaktadır. Buna göre x, y ve z çözeltileri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi bakır kap var, demir kap var, magnezyum kap var. Şimdi bunları değerlendirdiğimiz zaman bakır kap yarı soy metallerden birisiydi, demir kap aktif metal özellik gösteriyor, magnezyum gene aktif metal özellik gösteriyor. Şimdi burada e, sadece magnezyum kapta aşınma gözlemlemek demiş, gerisinde herhangi bir tepkime beklemiyoruz. Dolayısıyla. Bunlarda tepkimi olmaması için hemen şöyle değerlendirelim. X hidroklorik asit olursa bakırla tepkimeye girer mi? Girmez. Dolayısıyla bu olabilir. Bununla ilgili sorun yok. Bu ikisinde tepkimi olmayacak. Bunda tepkimi olacak. Potasyum hidroksit demirle tepkimeye girer mi? Aktif bir metal bazla tepkimeye girmez. Dolayısıyla bu da olur. Nitrik asit magnezyumla tepkimeye girer mi? Girer. Çünkü aktif metaller bütün asitlerle tepkimeye giriyordu. Dolayısıyla bu olabilir. B şıkkına bakıyoruz. Sodyum hidroksit bakırla tepkimeye girer mi? Girmez. O zaman bunu alacağız. Hidroflorik asit demirle tepkimeye girer mi? Girer. O zaman burada gümledik. Bu olmaz. Çünkü e, asit olduğu anda demirle tepkimeye girecektir. Sülfürik asit magnezyumla tepkimeye girer. Bu doğrudur. Ama B şıkkını elemiş olduk. Nitrik asit bakırla tepkimeye girer mi? Yarı soy metaller nitrik asit ve sülfürik asitle tepkimeye giriyordu. Burada tepkime gerçekleşecek ancak biz tepkimenin olmamasını istiyorduk. X'te dolayısıyla buradan gümledik. Hidroklorik asit de demirle tepkimeye girer. E buradan da gümledik. Amonyak zayıf bir baz olduğu için magnezyumla tepkimesini beklemeyiz. Dolayısıyla bu da olmayacaktır. C şıkkı da gitti. Hidrobromik asit bakırla tepkime veriyor mu? Vermiyor. Dolayısıyla burası da sıkıntı yok. Sodyum hidroksit bir baz. Demirle tepkimeye girer mi? Girmez. Dolayısıyla burası da doğrudur. Ancak sodyum klorür bir tuz yapısıdır. Tuz yapısının magnezyumla tepkime vermesini beklemiyoruz. Buradan gümledik. Sülfürik asit bakırla tepkime verecektir. Yarı soy metaller kükürt dioksit gazı açığa çıkararak tepkime verecektir. Dolayısıyla bunun üstünü çizebiliriz. Çünkü vermemesi gerekiyordu. Nitrik asit de demirle tepkime verecek. Buradan da gümledi. Hidroklorik asit magnezyumla tepkime verir. Bunu işaretleyebiliriz. O zaman İhtimaller dahilinde olan sadece A şıkkımız kaldı. Cevabımız da A şıkkındadır. Son ünitemize geçecek olursak. Şimdi burada temizlik maddelerinden bahsederek başlamıştık. Temizlik maddelerinin temelinde de sabun ve deterjanlar geliyor tabii ki. Sabun ve deterjanların en önemli özelliği arkadaşlar yüzey aktif madde olmaları. Yani hidrofil ve hidrofob kısım içermeleriydi. Sabunları yağ asitlerinin sodyum tuzları deterjanları da sülfonat tuzları olarak tanımlıyorduk. Yani şurada sodyumu görüyorsak bunun sabun olduğunu, SO3NA olduğunu görüyorsak benzen halkasının sonunda bunun bir deterjan yapısı olduğunu anlıyorduk. Burada ikisinin ortak özelliği şöyle apolar kuyruk ve Polar başa sahip olmalarıydı. Apolar kuyruğun suda çözülmek istemeyen kısımlar oldukları için hidrofob olarak isimlendiriyorduk. Baş kısımları polar baş kısımları ise suyun içerisinde çözülmek isteyen kısımlar olduğu için suyu seven manasında hidrofil özellik gösterdiğini belirtiyorduk. Ve e, bu özelliği gösteren maddeleri de yüzey aktif maddeler adını veriyorduk. Bunların temizlik özelliğini de şöyle değerlendirmiştik. Diyelim ki apolar bir kir yapısı var. Bu suyun içerisinde çözülmeyecek benzer benzeri çözer ilkesinden dolayı. Ancak böyle yüzey aktif özellik gösteren bir madde geldiği zaman apolar olan yani hidrofob kısmı gelip kire tutunacak ve baş kısmı ise suya tutunacak. Dolayısıyla su ile e, kir arasında bir köprü düzeni oluşturmuş olacak. Bu sayede de su molekülleri kiri ortamdan uzaklaştırabilecek. Bunların dışında çamaşır suyu ve kireç kaymağı şeklinde e, temizleyici maddelerimiz vardı. Bu maddeler ne işe yarıyorlar peki daha çok hijyeni sağlamak için kullanılan temizlik maddeleriydi. Polimerlere gelecek olursak küçük molekül yapılarının binlercesinin bir araya gelerek büyük molekül yapılarını oluşturmasına polimerleşme bu oluşan yapılara da oluşan büyük moleküllere de polimer adını veriyorduk. Burada küçük yapılara monomer eğer ikili veya üçlü yapılar varsa dimer veya trimer eğer binlerce ise de polimer şeklinde isimlendiriliyordu. Yaygın olarak kullanılan polimerlere kauçuk, Polietilen şeklinde PE'yi örnek olarak verebiliriz. PET şişelerden aklımıza PET yapısı gelebilir. Polietilen talat şeklinde. Kevlar yine e, bir polimer türüdür. PVC polivinil klorür e, olarak bildiğimiz ve cam pencere kenarında kullanılan polimerlerdi. Teflon yanmaz yapışmaz e, tavalarda kullanılan polimerdi e, ve PS yani Polisitren yine kullanılan polimerler arasındaydı. Geri dönüşüme gelecek olursak geri dönüşümün önemi zaten e, tartışmaya açık olan bir konu değil. E, İlla ki özellikle polimer maddelerde geri dönüşüm sağlanmalı ve bunların üzerindeki geri dönüşüm sembollerini e, çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Geri dönüşüm sembolü arttıkça bu maddenin geri dönüşümünün zorlaştığını anlıyorduk. Dolayısıyla minimum sayıdaki maddeleri tercih etmemiz gerekiyor. Hemen sorumuza bakalım. Bu özellikler sabun ve deterjanlar için hangi seçenekteki gibi değildir diye sormuş. Petrolden üretilir. Arkadaşlar sabunlar e, hayvansal veya bitkisel yağlardan üretilirken deterjanlar petrolden üretilir. Dolayısıyla şöyle değerlendirecek olursak hangisi sabun için geçerli hangisi petrol için geçerli? 1, 2, 3 yazalım bakalım. Şimdi birinci ifade... Petrol için doğru ama sabun için yanlıştır. İkinci ifade, sert sularda temizleme kapasitesi düşer. Bu sabun için geçerli, petrol için yanlıştır çünkü e, daha doğrusu deterjan için yanlıştır. Şöyle doğrusunu yapalım. E, deterjanlar suyun sertliğinden etkilenmezken sabunun temizleme kapasitesi sert sularda daha düşüktür. Doğada kolay parçalanmaz bu yüzden su ve toprak kirliliğine yol açar. Bu da yine Deterjanlar için doğru ancak sabunlar için yanlıştır. Sabunlar doğada kolaylıkla parçalanırlar. Bu yüzden kirletici etkiye sahip değillerdir. Ancak deterjanlar doğada parçalanmadıkları için kirliliğe neden olurlar. Buna göre sabun ve deterjanlar için hangi seçeneklik gibi değildir diyor. Ee, i̇kincisi sabun için geçerli. Bir ve üç deterjan için geçerliydi. Dolayısıyla cevabımız e, C seçeneğinde oldu. Kozmetik malzemelere gelecek olursak. Burada saç boyası, kalıcı dövme, parfüm veya saç jölesi gibi güzelleşme amacıyla kullanılan bütün maddeleri biz ko kozmetik malzeme olarak değerlendiriyorduk arkadaşlar. Peki kozmetik malzemelerin temelinde ne var? Bir ana ham madde bir de yardımcı ham madde oluyordu. Ana ham madde temelde kozmetik malzemesinin istenilen özelliği getiren maddeydi. Yardımcı ham madde ise uygulanmasını sağlayan özellikteki maddelerdi. Ancak kozmetik malzemelerin... Bazı önemli olumsuz içerikleri oluyor. Ne gibi? Koruyucu maddeler, koku maddeleri, ağır metaller ve fıtalatlar önemli sağlık problemlerine yol açabilecek içeriklerdi. İlaçlara gelecek olursak ilaçların kullanım şekillerine göre farklı formları var. Bu tabii ki fiziksel halleriyle alakalı formlar aslında. Katı, yarı katı ve sıvı formda ilaçlardan bahsetmiştik. Tablet, kaşa, kapsül, pilül, pastil gibi ilaçlar katı formdaki ilaçlara örnek olarak verilebilir. Merhem ve krem gibi deri yoluyla alınması tercih edilen bazı ilaçları e, yarı katı ilaçlara örnek olarak verebiliriz. Şurup, damla, ampul ve aerosol gibi sıvı formdaki ilaçlardan da bahsedebiliriz tabii ki bunların e, kullanım amaçlarına göre formları da değişkenlik göstermekte. Hazır gıdaları değerlendirecek olursak arkadaşlar hazır gıdalar e, Raf ömrünü uzatmak amacıyla bir katkı maddesi kullanılan veya e, ısıl işlem gören bütün gıda maddelerini hazır gıda olarak değerlendiriyorduk. Burada katkı maddesi olarak e, renk, renklendiriciler, tatlandırıcılar ya da koruyucular kullanılabilir mesela. E, bunlardan herhangi biri kullanıldığı anda bizim maddemiz hazır gıda kapsamına girer. Bunun dışında pastörizasyon ve UHT gibi iki yöntemle yani ısıl yöntemlerle de... Mesela sütlerin hazır gıda haline gelmesi sağlanabilirdi. Pastörizasyon ve UHT'nin farkına gelecek olursak, pastörizasyon daha düşük sıcaklıklarda ama daha uzun süre gerçekleştirilen bir yöntemdi. Bu sayede mikroorganizmaların birçoğu ölmesine rağmen bazı mikroorganizmalar yaşamaya devam ediyordu. Ancak süt besin değerlerini koruyordu. Ancak UHT yöntemine geldiğimiz zaman yüksek sıcaklıklarda kısa süre beklenmesiyle Oluşturulan bir yöntemdi. Sıcaklık yüksek olduğu için bütün mikroorganizmalar ölüyordu. Ancak besin değerlerinde de kayba sebep olabiliyordu. Yenilebilir yağ türlerine gelecek olursak katı ve sıvı yağlar olmak üzere iki başlıkla inceliyoruz bunları. Tereyağı hayvansal yağ türüdür arkadaşlar. E, genellikle sütten ve yoğurttan elde edilen yağdır tereyağı. Bunun dışında margarin bir e, katı yağ türüdür. Doymamış yani bitkisel yağların doyurulması ile elde edilen endüstriyel bir yağ türüdür margarin. Palmiye yağına gelecek olursak bitkisel temelli olmasına rağmen katı yağlara örnek olarak verilebiliyordu. Bitkisel yağların geri kalanlarını sıvı yağlar kategorisine alacağız. Burada tabii ki elde ettiğimiz bitkiye göre ismi değişkenlik gösterecek. Zeytinyağı, mısır özü, ayçiçek, fındık ve kanola yağlarını sıvı yağlara örnek olarak verebiliriz. Endüstriyel yağlara gelecek olursak e bu sıvı yağların elde edilme yöntemleri, özellikle zeytinyağından bahsederken elde edilme yöntemine göre endüstriyel yağların türü değişkenlik gösterir. Eğer sadece presleme yöntemi sayesinde elde ettiğimiz bir yağdan bahsediyorsak, buna sızma yağ deriz ve en kaliteli yağ türü sızma yağdır arkadaşlar. Eğer asitliği çok yüksek olan bir yağ varsa elimizde, bunun rafinasyonu sayesinde asitliği düşük bir yağ haline getirebiliriz, buna da rafine yağ adını veririz. Eğer sızma yağlı rafine yağın karışımı sayesinde bir yağ elde ediyorsak bunu Riviera yağı olarak görürüz. Ve eğer bulanık bir yağın bulanıklığının giderilmesi sonucunda elde ettiğimiz yağ varsa elimizde Vinterize yağ olarak değerlendirmeyi alırız. Hemen sorumuzu çözelim o zaman. Temizlik maddesi olan sabun ve deterjanlarla ilgili doğru ve yanlış bazı ifadeler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre verilen ifadelerden hangi ikisi yer değiştirilirse doğru bir tablo elde edilir? Ya asitlerin sodyum tuzu beyaz sabun olarak bilinir. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. Dolayısıyla yerinde herhangi bir sorun yok. Deterjanlar bitkisel ve hayvansal yağlardan elde edilir. Oysa ki deterjanların petrolden elde edildiğinden bahsetmiştik. Bitkisel ve hayvansal yağlardan elde edilen sabundu. Bu ifademiz yanlıştır. Sabun ve deterjanlar hidrofil ve hidrofob grup içerir. Bu yine doğru bir ifadedir. Bu sayede de yüzey aktif özellik gösterdiklerinden bahsetmiştik. Apolar özellik gösteren kirlerin temizlenmesinde bu sayede kullanılabiliyorlardı. Deterjanlar vücut temizliğinde kullanılmaz. Bu yine doğru bir ifade arkadaşlar. E, vücut temizliğinde kullanmamamız gerekiyor. Sabun e, vücut temizliği için daha doğru bir tercih olacaktır. Sabun ve deterjanlardaki hidrofob kısımlar suda çözünür. Bu yine doğru. E, hidrofob kısımlar değil hidrofil kısımlar suda çözünüyordu. Hidrofob suyu sevmeyen manasına gelen apolar uçlardı. Dolayısıyla bu ifademiz yanlıştır. Sabunlar petrol türevlerinden elde edilir. Bu ifademiz yanlış az önce bahsettiğim üzere sabunlar bitkisel ve hayvansal e, yağlardan elde edilir. Dolayısıyla A ve 2'nin yeri değiştiği zaman doğruların tamamı solda yanlışların tamamı sağda yer alacaktır. 2 A şeklinde olan D şıkkı cevabımızdır. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.